Yarın yapabilirim. Yapın yapın yapın. Aa, çıldırdı patron. Neyse ki hamurumuz var, yeniden yapacağız. Hamurum var ve fırınım hani yıkadık ya bence o yüzden. Bir fırınınız daha var. Evet. Gözün kör olmasın senin. Madem aşağıda şey ankastre fırınım var da niye o Nuhrevi'den kalma şeyi kullandırıyorsun? O biraz daha hani pratik pişiriyordu Kadir Bey o yüzden. Hayatımda hiçbir zaman davul fırında bir şey pişirmedim. Allah da pişirtirmesin. Hele onda nasıl kek yapıyorlar anlamış değilim. Çok güzel oluyor. Bu tatlı kaşığıyla şekeri alıyorsunuz böyle. Sonra ayıptır söylemesi lük diye üzerine döküyorsunuz. Arkadaşlar bunu şöyle biraz elinizin ayarı olsun ya. Ona süt mü koyacaksın, krema mı koyacaksın? Süt koyacağım ben. Kaşar rendeleyeceğim. Tuzu pürenin her yerini önceden bir yedireceksin. Yedirdikten sonra içine bir su bardağı süt döküyorum ben. Elinize sağlık. Bravo. Ben ömrümde bu kadar detaylı bir patates püresi izlemedim. Yani gözümü kapatsam başka bir şey yapıyorsun zannedeceğim. Patatesimiz artık yumuşadı ve daha rahat ezebiliyorum. Tuz onu biraz yumuşattı. Patatesin bundan haberi var mı? Var. Bu arada sevgili seyirciler, hamurum sakız gibi oldu. Bak. Benimkinden daha güzel olmuş Kadir Bey. Çünkü ne yaptım? Önce unla suyu biraz çırptım şöyle elimde. O topaklılığını bir aldım. Sonra azar azar un ekleyerek yoğurdum. Öbür türlü un hemen topak oluyor içinde. Gel hele bunun şeylerini böl. Hemen yağlayayım ben onu hadi. Bak senin için burada uğraşıyorum evet, Eda. Evet sağ olun teşekkür ediyorum. Kaşların karasına, kaşların karasına, kurbanım arasına, kurbanım arasına. Püremize iki yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağını püre sıcakken koyun daha rahat olur. Aynen öyle. Kaç yıldır ev hanımısınız bir bunu düşünemiyorsunuz değil mi? Eda Hanımcığım püremi bir koklar mısınız? Bakayım. Mükemmel kokuyor. Gerçekten mükemmel kokuyor. Enfes. Lezzetli mi lezzetli olmuştu kesin. Düşsesi çünkü eli değdi. Ah ah o ellerin bir gün toprak olacak ya çok üzülüyorum. Keşke onları bize bağışlasa. Ben öldükten sonra elimi dışarıda bıraksınlar böyle. Eli boş, ayağı yaş bir adamı da. Lezzeti kim lezzet gitmesin diye. Düşünsünler bu eller bile bir gün toprak oluyor. Vay 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 vay. Küçük diren büyük vay gördü senimden büyük sözler. Kız hadi hadi Eda bak süre gidiyor. Kadir'cim son iki dakika. Oo Eda benim son iki dakikam. Yapacak bir şey yok. Sonra kızım. Hiçbir şey elimi süremiyorum. Dün var ya uyanık Canan salatayı bile bana yaptırdı. Ben yapıyorum. 150 mililitre. Bir tane tencere. Lütfen televizyonda şey tarif verenler ne olur şu ölçüleri bardakla ya da kaşıkla verin. Yok 125 gram diyorsunuz yok bilmem ne mililitre diyorsunuz. Herkesin evinde ölçü bardağı yok canım. Ben tabii yıllar sonra öğrendim margarin paketlerinin arkasında gramaj yazıyormuş 50-50-150. Çıldırıyordum. Cetvelle bile ölçmüşlüğüm var o paketi benim. Bir bıçaklar nerede? Bıçaklar Sezen Aksu almış. Ben ne bileyim götür şuraya. Bak tamam oh. Hamur ipek gibi, kokum bebek gibi. Bir de açılırken görelim bunu. O da artık Eda Hanım'ın marifeti. Hoppala yarim yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. Aldım bir roka kiraz, o da yarı az geldi. Çok özür dilerim, daha kaç dakika acaba o patates püresi yoğurulacak? Olana kadar. Patates diyecek ki, tamam lütfen beni bırak. Gördünüz mü? Bir de bu adamla anlaşamayanlar var. Adam patatesinden anlaşıyor ya. O tencerenin altı niye yanıyor Eda? Ne koyacaksın oraya? Soğan koyacağım Kadir Bey. Soğan niçin kavuruyorsun? Çorbanın içini koyacağım. Çorbaya geçtik bu arada. Daha erişte keseceğiz. Keselim ben. İki dakika patlıyı keselim. Patlıyı verdin mi fırına? Allah aşkına şunu ver. Elim ayağım. Bak erişte bir sefer kestim. Beni bayılttın. Yine bayılacağım ben. Şov yapma. Şov senin işin ha. Yüreğimin üstüne geçemezsin. Vah vah vah. Yeteneğe bak. Fırına neden çalışmıyor? Acaba elektrik mi düşük geliyor? Keşke fırına ben gireydim ay tatlısının niyetine. Fırın daha yeni ısınıyor. Sen ne istiyorsun bu fırında? Alev alev olsun. Alev alev. Alev 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 alev. Bir koklar mısın? O gözlerin ne baygın? İnanılmaz güzel koku. Sussun diye her şeye tamam diyorum. Bayıldım kokusuna. Eda bu etler hani zeytinyağına girecekti? Girmeyecek Kadir Bey. Marine olmayacak hayır, mı? Hayır hayır olmayacak. Ele yahu kimin ateşe girecek he mi? Sofran evet. Yok daha. Evet. Figen Hanım sizin için iki cızbız yapacak, önümüze sunacak dedi. Öyle zaten. Figen ne bekliyor ki? Hayvanı bekleyin, kesme mi bekliyor? Figen gidelim, koç alalım, yüzelim, parçalayalım, pişirelim istiyor. Ya. Sen bir haftadır milleti parçaladın mı sen? Şu anda olmaz. Niye? Muskat biraz sinecek. Vah 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 vah. Ben muskatın tadını beğenmiyorum zaten. Tam bir hastane püresi olmuş. En güzel püreleri hastaneler yapar çünkü. Sadece sen bunu süzgeçten geçirdin mi? Yo, niye geçireyim? Tanesi mi var? Bundan geçir olmaz olmaz. Diyor, patates. Ama Kadir Bey onunla şey yapmaz. Patates ezeceği, püreceği değil. Ya yeni yeni kelimeler türediyorum harikayım. Bunu tel süzgeçten geçir. Bak şu an ağzıma pürüz pürüz geliyor. Vaktim kalırsa geçiririm Kadir Bey. Ana yemek patates püresi bonfile. Cızbız edecek patates püresinin üstüne koyup önümüze koyacak. Dünyanın en basit yapılan bir şeyi püre. Bu kadar basit püre koymuşsun etin altına. Ya yanına biraz dolu şekilde olacak şekilde bir şeyler yapabilirdi diye düşünüyorum Eda Hanım'ı. Gelişte keseceğim hadi. Evet. Yufkayı getireyim dur. Ayağım kayıyor bir yerlerde de. Evet.
tuzu iyi. Bu pireyi ısıtmadan verirseniz taşı olur. Isıtabiliyor muyum? Yani püreyi de bir zahmet versin şeyden. Gel hamurunu kes gel. Bir dakika. Güzel olmuş değil mi? Senin yaptığın bir şey kötü olabilir mi ya? Yani. Yani saçmalık, doğa üstünde görülmemiş bir şey. Bir Pablo Picasso'nun tabloları, bir Mozart'ın bestesi, bir vecihur kuşun uçağı, bir de dışsesin yemekleri. İnanılmaz. Başka eşi benzeri yok. Bak kimlerle denk tutuyorum seni kıymetini. Püreyi böyle mi yaptınız? Ben böyle yapmıyordum. Şerit şerit kesmeyeceğim mi? Ama ben böyle böyle kesecektim. Tamam. Şöyle şöyle getirsene şöyle şöyle. Püreyi şöyle bir şey. Bir de bu odadan yapışırım. Tavada pişirmeyecek misin sen bunları? Pişireyim mi? Ben olsam kesmeden pişirirdim. Kesmeden pişireceğim. Çıkar tavayı hemen bir 300'müz edelim. Niye söylüyorsun pişirmesi gerektiğini? Niye söylüyorsun? Bir söylesek söyleme dersin. Alternatif sundum hanımefendiye. Vah vah vah. Sana gelince alternatif. Biz gelince suç. Getir. Bu adamın bu huyuna ilet oluyorum. Aç kız. Hadi bacım, hadi bacım, hadi bacım, hadi bacım. Ne oldu kız? Aa, mikrofon gitti. Sesçinin yüreği oynuyor şu anda. Kadir Bey muhteşem olmuş hamurumuz. Enfes. Açılacak şimdi. Ya Kadir yapar da kötü olur mu yani? Ya sen ne fenasın. Bir eller misiniz? Bakar mısınız? Ben görüyorum zaten. Edacığım bak ben kendim asla övmem. Beni eller överim. Beni eller hep över. Seni eller alsın değil mi Kadir? Ha, amin. Bunda da yine bir şeylik var ve bütünlük var biliyor musun? Bakın neden o bilmiyorum ama. Nerede bütünlük var daha? Elliyim bir. Hayır hiç bütünlük yok. Farklı az önceki de hamur şeyleri tabii vardı. Tabii ki onda daha fazlaydı. Ben burada unla suyu çaldım önden bir kere. İnşallah güzel olacak görürüz. İnşallah kararı. Tatlı nerede? O fırında daha. Fırında. Kızarsın o. İnşallah kızaracak. Uçlarını almayacağım o kalın uçlarını alayım. Ya çok şey olmaz. Neyse bir dahakini alırsın. Dur dur dur. Dur bıçakla alalım. Dur bıçakla alalım. Dur bıçakla alalım. Evdeki gibi olmuyormuş. Asla. Evle asla. Sevgili seyirciler bakın sakın evle kıyaslamayın. Evet evet sakın. Kül yap, kül yap, kül yap. Ha, at ortaya yer koydum altına. Tamam. Tamam. Al oradan bir tane yufka hemen acilen. Eda bu salçaya baharat atacak mısın? Atmayın. Tamam, ben tadına bakacağım onun. Evet. Hadi aç. Of. Şöyle bir de vursak var ya onu efsane olur. O işte olur. Yapamam. Şöyle açalım. Alttan yerlendire 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 yerlendire. Aa ben bu böreği evde yapabilirim o zaman ya. Tabii ki de Kadir Bey. Dur ben bunu deneyeyim evde diyetten çıkacağım. Sizin gibi bir hamarat bizde nasıl yapmıyordu ben anlamadım. Yani ben yemek işiyle çok uğraşmayı sevmiyorum Eda olmuyor. Yok yok yapıyorsunuz yoksa ben sizi. Yoksa deneyeyim ben onu. Takip ediyorsun nasıl yapmıyorsunuz? Tatlı işini seviyorum. Sulu yemek de arada pişiriyorum. Patlıcan, musakka, karnıyarı çok severim. Pilavı da güzel yaparım. Tatlı işini seviyorum ama bu börek işin hiç hamur işine girmemişti. Bir de bunu deneyeyim bakalım. Senin deneyin çok güzel olur. Çarşaf böreği. Eskiden ya. Çok büyük bir şeymiş gibi geliyordu. Şimdi yarışmada yapa yapa alıştık artık. Ama eskiden böyle sofrada değil ki çarşafta olması evet. Gerekiyor. Eda buradaki suyun hepsini mi koyacaksın? Bakayım Kadir Bey. Biraz daha koyun koyun. O kaynadıktan sonra hemen geçtik mercimeği açacağız içine. Kaynadıktan sonra? Evet. Birazcık suyla salça, birazcık kendi şey yapsın. Tamam, o kaynasın mercimek açsın içine. Evet, 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 evet. Evet, böreğimiz gayet güzel bir şekilde oluyor efendim. Dış ses erişteleri kesiyor. Kız onunla kalın değil mi Eda? Yok, yok, yok. Öyle istedi hanımefendi. Öyle, öyle, öyle. Ben ona diyorum zaten sana niye bana kesiyorsun dedim mi? Ne bıçak çekiyorsun bir de? Sunucuya bıçak çekiyorlar polis arayın kız. Aa adam sunucuya bıçak çekiyor sanki ben ne dedim. Biraz ama kalın sanki onlar. Daha ince olmuyor muydu? O pişecek. Şişecek ya. Olsun. Bir de onun dışında şimdi tavada şey yaptık ya o kadar şey şişmez. Kuru oldu çünkü. Biz senden bu yaz erişte kesip satmadık ya kafamızı duvarlara vuralım. Bende makinesi var verir size. Ne para eder? Biz el emeğimizle yapıyoruz. Yoksa ondan bizde de var. Ispanaklı yapardık, yeşil yeşil, havuçlu yapardık, turuncu turuncu, renkli renkli, daha cacak yapıyor. Evet, ediyorum. Ispanaklı, havuçlu. Bu sene de o moda çıkmış. Pancarlı da yapan var. Ben çocukta ilk defa bir renkli makarna görmüştüm ben. Bitti mi? Bravo, tebrik ediyorum. 40 dakikamız var. Kız öyle ki çekiyorsun ya yufka ince. Evet, evet. Bak naylon çorap gibi oldu o. Yok yok. İkiye katlı onu, ikiye katlı. Dur dur Kadir Bey ben yapacağım. Her yerine yaymıyor musunuz? Hayır. Niye? Yayılmaz. Tek tarafı koyulur. Burada senin özlü mü sözün var, sana mı kalmış diye. Zaten böyle yapıyoruz. Ya kimisi yayılıyor. Böyle sepiyor ya güvercinin yapar gibi. Ben sevmiyorum. Ama hani yufkanın bütün her yerine yayılsın deniyor ya o yüzden. Kadir Bey ben düğüne gittim. Ha. Güvercin yemi sepiyorsunuz ya orada aletlerinde şey varmış. Çerezi böyle sepmek varmış. Aa, evet sepiyorlar. Hayvanat bahçesinde yem atar gibi. Gerçekten şey. Sepiyorlar benim çok tuhafıma gitmişti. Saygısızlık gibi. Ya nasıl şöyle kınaya gelen ah. Evet evet hadi. Evet evet. Evet öyle adetleri öyleymiş onların. Değişik. Kaynıyor çorba. Mercimek atıyor muyuz? Ben hepsini. Hepsini. Mercimekler tencereye giriyor. Koyun. Tamam yeter. Tamam yeterli. Okay. Ara öğün olarak yiyebiliriz protein. Bu çorbanın ne baharatı daha ne otu hiçbir şeysi yok. Ot koymayacağız ki ona. Tuzunu tadını bilmiyoruz. Ona bakacağım. Kesmaaşı çorbası bizde kesinlikle davetlerde verilmez. Ya hamur çorba olur mu ya? Hayretler içindeyim. Yeşil mercimeği içine erişte kesip atacak, davet çorbası diye önümüze koyacak. Tamam, tatlı da güzel kızardı. Yavaşlatın da kırılmasın. Kırılmaz, bunun hiçbir şey olmaz. Etin
ne yapıyorsun onu? Şu anda zeytinyağı alıyorum, evet. Onu en başta yapsaydın güzel bir emseydi tuzunu muzunu bir. Ama bu öyle biberiyesini olmuyor. Biberiye öyle atmayacağım Kadir Bey. Tava kızmadı daha. Evet, salatanı yap, salatanı yap, salatanı yap. Bir dakika yap. Kadir Bey, bir dakika. Çok güzel oldu. 4 dakika. Tam istediğim gibi oldu. Sen onu sunum edene kadar nasıl muhafaza edeceksin peki? Tepsi kapatacağım üstünü. Nasıl tepsi kapatacaksın? Ya da şey ki yağlı kağıt kapatırım. Çok şey olmaz. Oluyor mu sarsan acaba? Yağlı kağıt ısıtma. Isıtma şansım yok mu? Sıcak. Bak her şeyi ısıtma şansın var. Servis sırasında. Tamam şey fırını kapatacağım ya Kadir Bey. Tamam. İçinde kalsın sıcak sıcak. Şunu şey yapar mı acaba? Sen nasıl istersen. Börek ne alemde börek? Böreğe baktım. Son 5 dakika bu arada. 4. Oo 4 mü? 6 idi bak 4'e indi. Aha 6 beyaz kalmış. 6 nerede? O nerede? 4 dakikaya 6 olur mu onun? İnşallah. Ah! Ses bırak onu yandın. Salatana sos tamam mı? Tamam tamam. Sadece limon görüyorum ben o bardağın içinde. Yağ da koydum ben. Ya yandım bakayım. Durdurdum Siri'yi durdurdum. Bas sonra. Otur şuraya 2 dakika otur. Ya öyle olmaz, ben size krem vereyim. Bir ver krem, buz tutsun o arada. O arada çorban bitti değil mi? Evet. Senin bütün yemeklerin bitti. Sofran da tamam. Evet. Tamam her şey okey. Tamam mı? Ve onca aksiliğe yemekleri çifter çifter yapmamıza rağmen süreyi getirdi. Evet. Tebrik ediyorum. Enerjin de düşmedi, modun da düşmedi. Evet. Aman ben yapamıyorum, niye bu aksilik beni buluyor da demedin. Demedim. Asla demem, pes etmem. Sevmiyorum, pes etmeyi sevmiyorum. Sonuna kadar devam. Çünkü sen bir Erzurumlusun. Evet, hem de evet. Hem Kars hem Erzurum. Ya, kardeşsin. Evet. O yüzden bu masada... Kıyametler kopacak. Eda yumruğunu masaya koyacak ve göreceksiniz. Şöyle vuracağım masaya. Aha! Tamam yeter o kadar da bana ana! Yeter i̇şte yeter Kadir Bey. Bir Erzurumlu siniri geldi mi gözü hiçbir şey gör. Tak Eda. Tak gidelim. Ya. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yanmasın yoksa sen serhoş musan? Haydi koş gidiyoruz efendim. Hadi gidiyoruz, elim yanıyor çok kötü. Ena Marat Bey'in de bugün Eda Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kesbaşı çorbası, yoğurtlu semizotu mezesi, kıymalı çarşaf böreği, patates püresi, bonfile, mevsim salatası ve dondurma eşliğinde ay tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.